Günaydın. Bugün 31 Ekim Çarşamba, geri sayıma hoş geldiniz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Piyasaları ayrıntılı konuşacağız. NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam'la birlikteyiz ve bugün TÜSİAD Baş Ekonomisti Doktor Zümrüt İmamoğlu'nu konuk ediyoruz. Günaydın. Günaydın. Haftayı ortaladık, ayı tamamlıyoruz. Yılında işte ilk 10 ayını geride bırakıyoruz. Böyle bir yine bilanço çıkarırız herhalde Gökay, değil mi? Piyasalar zaten, açısından evet, çıkardık. Da. Çok hızlı geçiyor valla. Bu ay da çok hızlı geçti. Zaman çok çabuk geçiyor gerçekten. Ekim'i bitirmek üzereyiz artık. Evet. Bir gün kaldı. Bir Ekim performanslarına bakarız. En dikkat çeken tabii dolardaki düşüş. Gökay'ın orada hakkını ben teslim etmek isterim bir kez daha. Doların 6,5'lar civarında olduğu zaman, herkesin yükseliş beklediği dönemde bir ciddi düşüş olacak dolarda demişti. Hakikaten de o günden beri dolar düşüyor. 5.50'nin de altını test ettik dün itibariyle. Ya şimdi hani o günlere gidip 3 ay öncesine gittiğimizde neden yükseliyordu diye baktığımızda, bir, Merkez Bankası faiz arttıramaz. Arttırmazdan öte arttıramaz. Hani baskıdan dolayı diye. Deniyordu. Yani deniliyordu, öyle bir algı vardı. O algıyı da biz yarattık zaten. Yani hani öyle haklı bir algı oluştu. İkincisi ABD ile ilişkiler. Yani yükseliyor değil de ne tetikledi diye sorduğumuzda önemli tetikleyiciler işte ABD ile ilişkiler. Orada da ciddi anlamda bir yumuşama söz konusu oldu. Hazinenin, Merkez Bankası'nın, BDDK'nın yaptığı düzenlemeler var onların üstüne. Bunun üstüne bir de şimdi zaten fiyatın kendisi, yani onların hepsinde bir en azından düzelme var. Merkez faiz arttırdı, ABD ile sorunlar tamam devam ediyor ama o tetikleyici unsur ve gerilimi arttıran unsur ortadan kalktı. Yapılanlar var, bir de biz çok dolarize olduk zaten son zamanlarda. Hatta şöyle bir hikaye anlatayım. Geçen gün bir restoran işletmecisi arkadaşım dedi ki bana, ya piyasada o kadar TL yok ki, Zümrüt Hanım onu çok daha iyi bilir zaten ticari hayatta. Restoranda bile bir balıkçıda adam, bir iki kişi bunu yapmış, hesap geliyor işte kaç para TL ile dolar diyor ki, dolarla ödeyebilir miyim diyor. Olmadı. Gerçekten yani o kadar dolarizasyona gittik piyasada da. TL olmayınca dolar da borçlanmak zorundasın. O yüzden hala hani düşmesi bence son derece normal. Bizim çünkü normal bıraktığımız seviyeler, en üstte normal diyebileceğimiz seviyeler grafiklerde 4.70'lerdi. Düşün. Yani buralara çok hızlı gelinmişti zaten, değil mi? O 5-6 arası böyle su gibi hızla zaten yukarı zıplamıştı dolar. Şimdi buralarda böyle biraz yerleşir mi peki? Yani buralar denge noktaları mı olacak, yoksa daha aşağı gelir mi acaba? Yani zor soru tabii ama hani soru. Şimdi bu faktörler devam ettikçe fiyatın kendisi de hala yüksek. Bir de ABD müsaade ederse bence iyileşme daha devam eder gibi duruyor. Kasım gündemi de kritik olacak. Birazdan Kasım ayının gündemine bakacağız ama şu Ekim ayında ne olmuş? Şöyle hızlıca bir bakalım. Bir kere paralar dediğimizde Türkiye ile aynı sepette görülen, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine baktığımızda düşenler de var, değer kazananlar da var. Türk lirası değer kazanmış. Bir kere aşağı yukarı %10, %9,4 yükselmiş TL dolar karşısında. Arjantin pezosu, Brezilya reali dolar karşısında değerlenen para birimleri grafiğimizde ekrana geldi zaten. Ama düşenler de var, dolar karşısında değerini kaybedenler var. Meksika pezosu, Güney Afrika randı, Polonya zlotisi, Çek kronası ve Macar forinti dolar karşısında değer kaybetmiş. Böyle bir ikiye bölünme var sanki gelişen ülkeler arasında. Evet ama Türkiye tabii ki olumlu tarafta, çünkü çok fazla değer kaybetmişti ve çok hızlı değer kaybetmişti. Brunson davasının da sonuçlanması ve Brunson'ın evine dönmesi sonucu gerçekten piyasada herhalde gerilim bitti yorumu geldi o davadan sonra piyasadan ve giderek işler olumluya doğru döndü. Ama Gökay'a katılıyorum, yani bizim de attığımız olumlu adımlar oldu. Merkez Bankası'nın faiz arttırması, işte ondan sonra orta vadeli programda bir takım tasarruf tedbirlerinin açıklanmış olması. Bütün bunlarla beraber üzerine siyasi iklimde de bir yumuşama gelince tabii olumluya doğru döndü. Açıkçası bence bu Suudi Arabistan meselesinde de maalesef burada işlenen bir cinayet var ama Türkiye burada çok iyi, çok stratejik davrandı. Çok iyi bir şekilde bunun üzerine gitti. Bence dünya kamuoyunu da doğru zamanda doğru şekilde bilgilendirdi. Bence bu da pozitif bir algı yaratmış olabilir diye düşünüyorum ama diğer ülkelerde de artış olduğunu görüyor olmaz. Gelişmekte olan ülkelere doğru da bir yeniden bakış açısı olduğunu gösteriyor. Tabii borsalarda durum kötü. Borsalarda durum pek parlak değil. Durum hiç parlak değil. Amerika'da da öyle, yeniden fiyatlıyor piyasa. Çünkü Amerika'da faiz artışları devam ediyor. Orada bir deprem var. Bizde de içeride, Türkiye'de tabii ki bir ekonomik küçülme var. Yani biz bu olumlu gelişmelerin hepsinden bahsediyoruz gerçekten. Finansal piyasalarda zaten ilk kötüleşme oradan başlıyor. Sonra reel sektöre sirayet ediyor. İyileşme de oradan başlıyor. Şimdi reel sektörde sıkışıklık devam ediyor. Tabii ciddi bir nakit sıkışıklığı var aslında. Sayın Cumhurbaşkanı da
söyledi. Hala o devam ediyor. Faizler çok yüksek, banka kredisine ulaşmak zor hala. Borsada orayı fiyatlıyor değil mi? Yani büyüme ya da büyüyememek senaryosunu fiyatlıyor. Küçülecek. Yani bir küçülmenin içerisindeyiz. Dolayısıyla borsalarda da bu fiyatlama ondan kaynaklanıyor. Yani az evvel ekrana gelen tabloda Japonya'nın başı çektiği, Amerikan borsalarının %7-8 değer kaybettiği bir Ekim performansından söz ediyoruz. Yani gelişmiş ülke borsaları ciddi değer kaybetti. Bu gelişenlere de yansıdı bizim gibi borsalara. Bizim borsamızda %10 düşmüş Ekim ayında. Yani hem aşağı yukarı dolar %10 düştü ama borsada %10 düştü. Evet, dünyada borsalar ABD'den dolayı biraz sarsılıyor. Böyle de devam edecek gibi, çünkü hep söylüyoruz yani ABD 2008 yılından beri, o krizin en dip yaptığı noktadan beri faizler hep sıfır kaldı. Çok uzun süre sıfır kaldı. Para basıldı. İnanılmaz bol para. Hisse senetleri piyasası hiçbir kötü haberi fiyatlamadı. %600 diyor dolar bazında. ABD borsasının getirisi. Hiçbir düzeltme yapmayan borsa. Bugünlerde şöyle bir algı oluştu. Yani ekonomide zirve mi yaptık? Çünkü ABD'ye gidenler şunu söylüyor. ABD'yi yıllarca hani çok iyi bilenler. İstihdam öyle bir doymuş ki. Yani %4 seviyesinde, hatta altında şimdi ABD'de işsizlik. Adamlar hani biz böyle hatırlarız ya 2008 krizinde kutularıyla bankalardan çıkan işsizlik manzaralarını hatırlarsın. Evet, evet. Şimdi onların hepsi ne diyor? Bugün ben şimdi işi bıraksam bir saat sonra iş bulurum diyor. Yani ABD'de o kadar istihdam piyasası iyi, saatlik ücretler artıyor. Piyasada diyor ki acaba ekonomide zirveye mi gelindi ABD'de belli bir süre için diye. O kadar da yükselmişken yani şu fiyat hareketleri, düzeltmeler son derece normal. Tabi piyasanın, dünyanın geri kalanında da hep algolar çalışıyor, algoritmalar çalışıyor. Evet. Orada bir şey olunca otomatik fiyatlamaya burada da geçiyor. Yani Türkiye'de de bu felaket oluyor. Yani hiçbir ayrım yok. Yani bir banka hissesi düşüyorsa... Bir yere satış geliyorsa algoritma çalışıyor, tak 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 ötekisine de geliyor. Yani otomatik emirler girilmiş oluyor önceden, o çalışıyor. Yasada derinlik de olmayınca yani algoritmalarla yani çok iyi bilanço geçinen bir hisse senedi bile yanda ona benzer bir kağıttan dolayı. Yani onun bilançosu çok daha farklı olur, hikayesi çok daha farklı. Ona satış geldi ama 100 tane satış geliyor, o diyor algoritma devreye giriyor, onda da satıyor. Bizde olan bu, maalesef şu an için olan bu. Hazır stratejiler var tabii onların içerisinde. Bakıyor benzer kağıtları da, o stratejiyi çalıştırıyor dolayısıyla, tetiklemiş oluyor. Ekim performansına bir de bizim piyasalarımız açısından topluca şöyle bir ekrana getirerek bakalım. Borsa %10 düştü dedik, dolar %9,4 düştü, euroda düşüş %11,4'ü buldu. 2 yıllık tahvil faizi ve 10 yıllık tahvil faizinde de kısmi de olsa bir yükseliş yaşandı. Yani son dönemde kredi faizleri düştü diyoruz aslında ama hani Ekim'e genel olarak bir aylık bazda baktığımızda önceki aya göre biraz yükseliş var. Onu da bir not olarak burada tespit etmekte fayda var. İzin verirseniz bir iki ayrıntıyı gündemle ilgili izleyicilerimizle paylaşalım. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önemli açıklamaları vardı. Ekim ayından itibaren normalleşme süreci başladı diyor Berat Albayrak. Plan Bütçe Komisyonu'nda konuştu ve en kötü dönemin geride bırakıldığını söyledi. 12 Eylül 80 darbesinde bile olmayan ekonomik bir saldırıyla karşılaştık. Türkiye bu atağı geride bıraktı diyor. Normalleşmeyi yakaladık mesajını verdi. Bu arada elektrik üreticisine bir doğalgaz indirimi geldi. Onu hemen aktaralım. BOTAŞ, elektrik üreticilerinin kullandığı doğalgazın fiyatında indirime gitti. Reuters'ın haberi, indirim oranı %9 olarak uygulanacak. Yeni fiyatlar yarından geçerli. Konut ve sanayi tesislerine satılan doğalgazın fiyatında bir değişiklik yok. Son 3 ayda da konutlarda kullanılan doğalgaza %30, sanayide kullanılan doğalgaza %48'e yakın zam gelmişti hatırlatmak gerekirse. Affedersiniz. İmar barışında süre uzadı. 31 Aralık 2018'e uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın bir kararı var. Resmi gazetede yayınlandı. İmar affından yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Aralık 2018. Daha önce 31 Ekim olarak belirlenmişti. 2 ay uzatılmış oldu süre. Fatih sondaja bugün başlıyor. Dün de haberlerde birinci sıradaydı bu konu. İlk sondaj gemisi Fatih Türkiye'nin. Bugün petrol ve doğalgaz aramaya başlayacak. Bu konuyla ilgili yansımaları da takip edeceğiz. Şimdi piyasalara hızlıca bir bakalım. Amerika'da tüketici güven endeksi 18 yılın zirvesine çıktı. Bu dolara değer kazandırdı. Dolar endeksi 16 ayın en yüksek seviyesinde. İçeride pozitif bir ayrışma gördük. Doların 5.46.08'e kadar düştüğünü izledik. Şu anda 5.48'de dolar TL. Euro 6.20.04 ile 2,5 ayın en düşüğünü görmüştü. Şu anda 6.21'de. Borsa dün gün boyu dalgalıydı. Dün hafif düşerek kapanmıştı. Bu sabahsa vadeli piyasalar %0,5
yükselişle açıldı. Bakalım BIST 100 endeksine yansıması nasıl olacak? Küresel borsalarda nispeten yükselişler vardı. Dün Amerikan borsaları yükseldi. Bunun yanında bu sabah Asya'da %2 aşan yükselişler var. Petrolde 75-77 dolar bandındaki hareket korunuyor. Altın bir parça düştü. 1215'e kadar indi. 3 haftanın en düşüğünü gördü. Gram altın bu sabah 215 lira içeride. Çeyrek altın 355 lira. Yarım altın 710, Cumhuriyet altını da 1409 liradan yeni güne başladı. Gündem önemli dedik. Yani önümüzdeki dönemde piyasa nasıl gidecek? Vallahi kusura bakmasın izleyicilerimiz. Elimden geleni yapıyorum. İyileşmesi için her türlü ilacı ve hani ballı çayları kullanıyorum ama ancak bu kadar düzeltebildik şimdilik. Dediğim gibi izleyicilerimiz kusura bakmasınlar bu sesten dolayı. Kasım gündemi önemli. Şimdi önümüzdeki dönemde piyasalar ne olacak derken mesela bugünün yarının gündemi de önemli ama en önemli 4 Kasım herhalde, değil mi? İran yaptırımları başlıyor. Hala tabii Türkiye ne kadar bu yaptırımların içerisinde olacak, ne kadar olmayacak tam kesin belli değil. Biliyorsunuz geçtiğimiz sefer bazı istisnalar verilmişti, imtiyazlar verilmişti Türkiye'ye. Bu sefer biraz daha sert olabilir çünkü Trump'ın tutumu İran'a karşı çok sert ve bütün ülkelerle olan bağını aslında mümkün olduğunca kesmek istiyor. Bir yandan Amerikalı yetkililer diyorlar bizim amacımız diğer ülkeleri yaptırım yapmak değil. Yani biz istemeyiz diğer ülkelerin ekonomilerin kötü etkilensin. Bizim amacımız İran'a yaptırım yapmak diyorlar ama bir yandan da bu iş iki tarafı da dokunuyor. Maalesef Türkiye'ye de dokunuyor. Bizim İran'la ticaretimiz var ve önemli. Aslında biz bunu geliştirmek ve artırmak da isterdik. Niye en büyük komşularımızdan biriyle ticaret yapamaz hale gelelim? Ki hani nükleer anlaşmada çok kötü gitmiyordu. Avrupa Birliği de karşı zaten bu yaptırımlar aslında. Onlar da katılmak istemiyorlar, katılmayacaklardı ama Amerika yaptırımı uygulayınca bazı Avrupa şirketleri dahi İran'la iş yapamaz hale gelecekler. Şimdiden hatta operasyonlarını çektirdiklerini, kaydettiklerini duyuyoruz. Evet, yani bu 4 Kasım'a dikkat etmekte fayda var. 6 Kasım'da zaten Amerika'da seçimler var. Senato'nun 1/3 temsilciler meclisinin tamamı yenilenecek. Olsa da bizse şu seçimlerde Trump'ın şu süresi. Trump'ın durumu bir ortaya çıksa. 8 Kasım'da Fed'in faiz kararı var ama bir hareket beklenmiyor herhalde bu sefer. Hayır, Aralık'ta herhalde. Bu arada 5 Ekim'de bizim Ekim enflasyonu açıklanacak. Yani bizim açımızdan en önemli gündem herhalde bu. Bir de bugün açıklanacak enflasyon raporu. Yılın son enflasyon raporu bugün açıklanacak. Enflasyon raporu önemli çünkü Merkez Bankası'nın bu son açıklanan rakamlardan sonra ne düşündüğünü, nasıl bir strateji çizeceğini göreceğiz. Enflasyon hedefini de tahminlerini de merakla bekliyoruz tabii ki. Çünkü orta vade, yani yeni ekonomi programında bazı enflasyon tahminleri açıklanmıştı. Genelde bunları Merkez Bankası ile konuşarak oraya koyuyorlar hükümet. Dolayısıyla biraz Merkez Bankası'nın beklentilerini yansıtıyor aslında oradaki rakamlar zaten. Ama biliyorsun geçtiğimiz ayın enflasyonu çok çok yüksek geldi. Beklentilerin üstüne geldi. Ama şimdi gerileyen bir kur var. Dolayısıyla Merkez Bankası ne düşünüyor, nasıl bakıyor? Bugün hep beraber izleyeceğiz. Bugün fiyatlarda gerilememe hem de Ekim'de diye Alaaddin Aktaş yazmış Dünya Gazetesi'nde. TÜFE'de ilk 50 mal ve hizmetin ağırlığına bakmış. Bunların fiyatlarında bir düşüş oldu mu biraz bunu sorguluyor ayrıntılı bir şekilde. Dileyenler oradan takip edebilirler ama mesela ilk 10 kaleme baktığında ilk 10 kalemde işte kira artışları, işte sigara fiyatları gibi böyle sıralıyor. Onlarda çok büyük bir indirim olmadığına özellikle dikkat çekiyor. Yani Ekim'de genel olarak enflasyonun yüksek olduğu bir aydır demiş. Son 15 yılın ortalaması mesela 2003'ten 2017'ye kadar Ekim ortalaması %1,92. Bu durumda hani Ekim enflasyonu ne gelir? Biraz da hani geçmişe dönük de böyle bir değerlendirme yapmış. Tabii şimdi bir indirim kampanyası yapıldı ama bunlar bazı firmalar belli ürünlerde yapabildi, bazıları yapamadı. Tabii ki durum sıkışık çünkü maliyetlerde inanılmaz bir artış var. Belki de bazıları zaten arttırmıştı, o arttırdığı fiyatın üzerinden bir miktar indirim yaptı. Yani gene artış olacak ama belki kampanya olmasaydı daha yüksek olacaktı. Daha yüksek olacaktı belki. Dolayısıyla şimdi enflasyonda da öyle ciddi bir gerileme düşüş beklememek lazım. Ekim enflasyonunda sonuçta tabii ki böyle birdenbire %25'lerden %20'nin altına inen bir enflasyon görmeyeceğiz biz. Yıl sonunda da muhtemelen bu seviyelere yakın bir enflasyonla kapatacağız yılı. Önemli olan burada kısa vadeden çok uzun vade. Enflasyonla mücadele çünkü çok uzun vadeli bir iş. Maalesef öyle birkaç ayda enflasyonu 1-2 puan düşürmekle insanların beklentileri de değişmiyor. Beklentiler önemli. O beklentilerde hep bir yükseliş vardı biliyorsunuz. Bence Ekim ayına çok yansımasa da bu kurdaki gerileme belki biraz Kasım ayı enflasyonu da bizi rahatlatabilir. Elektrik fiyatlarına gerçi bir yansıma görmedik ama
ben çok büyük beklentilere girmemek lazım diye düşünüyorum enflasyonla düzelme açısından. Ekim enflasyonu açısından. Bu arada bugün ekonomik güven endeksi açıklanacak, turizm istatistikleri gelecek. Hem Kültür Bakanlığı'nın hem TÜİK'in açıklayacağı iki ayrı turizm verisi olacak. Dış ticaret verileri açıklanacak. Bugünün gündemi de bayağı önemli. Emlakta bir kampanya yapılmış hatırlayacaksınız. %10 indirim ve 0.98 faiz. Bugün son gün. Bir süre uzatımı gelmezse bugün bitecek ki öyle bir sinyal de yok. Ama imar barışında süre uzatımı geldi. İki ay uzatıldı, onu hatırlatalım. Yeni havalimanında ilk sefer bugün yapılacak. Bir not olarak onu da iletmiş olalım. Bu cuma tarım dışı istihdam raporu var dışarıda, Amerika'da. O da önemli bir başlığı oluşturuyor. 11 Kasım'da Paris'te barış konferansı düzenlenebilir. Orada hatta Trump'la görüşmeler olabilir mi? Hem Erdoğan Trump hem de Trump Putin görüşmeleri gibi bazı beklentiler de oluşmuştu. 30 Kasım'da da G20 zirvesi var Arjantin'de. Yani Kasım gündemi de kabaca bu şekilde. Yine önemli veriler, yine siyaseten önemli görüşmelere gebe bir ay gibi gözüküyor. Kasım'ın döngüsünde de öyle çok netlik yoktur. Hatta vergiden dolayı yabancıların biraz daha satış yaptığı, öne çektiği aylardan bir tanesidir. Ama hani Türkiye'nin bu faiz oranında yabancılar açısından çok ciddi bir avantajı var. Evet. Hele bir de yani %25-24 faiz alıyorsun. Dünyada alamayacağın bir faiz. Hani biz burada enflasyonla ilgileniyoruz kendi alım gücümüzden dolayı ama onların ilgisi de öyle bir şey yok. Yani bana ne diyecek enflasyon? Tabii. O aldığı faize bakıyor. Bir de dolarda trend böyle aşağı olursa bence yabancı girişinin yavaş yavaş artabileceğini, hatta daha fazla pozisyon açabileceklerini Türkiye'ye yönelik düşünüyorum. Bir izleyicimizden yorum gelmiş bu arada. Dolardaki düşüşle ilgili Gökay Bey'in hakkını teslim ettiniz ama bizim de hakkımızı teslim edin. Biz de döviz bürosu çalışanları olarak bunu uyarıyorduk, bu konuyla ilgili gelen müşterilerimize iletiyorduk diye öyle bir izleyicimizin sorusu, yorumu var. Onu da buradan paylaşmış olalım Vedat Bey'in sorusunu. Bir yine izleyicimiz Hakan Bey diyor ki dolar artınca faizler hemen tepki veriyor ama düşüşte o tepki o kadar hızlı olmuyor faiz tarafına diye sormuş. Çünkü Türkiye enflasyon yüksek olduğu için olmaz. Çünkü mevduat sahibi yüksek enflasyona bakıyor, yüksek faiz istemeye devam ediyor. Öbür taraftan Merkez Bankası sıkı durmaya devam ediyor. Faizleri çok kısa vadede hemen indiremez. Sıkı durmaya devam edecek fiyat istikrarını sağlamak için, kurda da istikrarın devamı için merkezin sıkı durması gerekiyor. Dolayısıyla o korelasyon hemen olmaz. Ama 10 yıllıklara bakarsanız 10 yıllıklarda ya da 2 yıllık tahvillerde eğer yabancı girişi başlarsa bu tarafta belki biraz gevşeme görülebilir. Şimdi biz tabii hep içeriği konuşuyoruz ama 2019'la ilgili daha evvel konuşurken Gökay, hani özellikle dünyada da böyle işler çok iyi gitmeyebilir mi acaba? Bu konuda soru işaretlerinin arttığından sen de bahsetmiştin. Bugün mesela Dünya Gazetesi'nde 2019 global senaryoları değişiyor, dünyada riskler artıyor, resesyon uyarıları yapılıyor diye bir rapor ayrıntılı bir şekilde ele alınmış. Hem büyüme tahminlerinin düşürülmesinden söz ediliyor, hem de özellikle bu ticaret savaşları, genel olarak artan küresel faizler bir parça belirsizliği de beraberinde getiriyor yorumları var. Ne dersiniz? Ya şimdi dünyada büyük kriz olacaksa 3 yerden çıkar bu. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri. Şu an sorun var mı? Yok. Çok hızlı büyüyor. Yani hızlı ikincisi büyüyor. Çin. Sorun var mı? Var. Büyüyor, sadece büyümesi yavaşlıyor. Çin ama hani böyle kriz yaratacak herhangi bir boyutta değil. Avrupa Birliği'ni biz yıllardır konuşuyoruz. Yani Yunanistan'ı, İtalya'sını, İspanya'sını, İrlanda'sını 5-6 yıldır sadece Avrupa'yı konuştuk. Bence dünyada artık büyük fonlarda, ülkelerde krizlere karşı en azından korunmasını öğrendiler. O yüzden hani çok büyük bir kriz, büyük konuşmak da istemiyorum ama yani görünen bir şey yok. Görünen her şeye karşı zaten korunma alınıyor. O yüzden hani bir sürpriz, bir şey olması lazım ki öyle, yani sarsılır elbette. ABD'de düzeltme oluyor, işte bütün dünya piyasaları etkileniyor ama düzeltme. Bu düzeltme kendi kendine başka bir tahribat yapar, daha derinleşir, orasını kestiremezsin. Kestiremediğin bir şey için de şu anda öyle bir risk, her zaman bir risk var. Ama hani böyle yıkacak bir şey yok. En fazla sarsar şu an için piyasaları. Tabii şey, böyle bir finansal kriz ben de görmüyorum. Yani en azından finans tarafından gelecek bir şey görmüyorum. Ama şöyle, herkes resesyon beklerse, herkes ekonomi kötü olacak, herkes durgunluk olacak der, bütün stratejileri, beklentileri buna göre yaparsa resesyon olur. Yani şimdi Amerika'da artan bir faiz var. Gelişmekte olan bazı ülkelerde bu sıkıntı yaratabilir gerçekten eğer bu hızla devam ederlerse. Amerika borsalarında düşüş var. İnsanlar düşünüyor Trump'la Çin anlaşamaz da böyle oradan deli gibi bir ticaret savaşı çıkarsa ne olur diye. Bunlar riskler ve bu risklere baktıkları zaman ya belki bir resesyon olur diyorlar gerçekten ama
Önemli olan resesyonun nereden çıktığından çok nasıl etkileyecek? Yani dünyada büyüme geçtiğimiz yıllardaki kadar hızlı devam etmeyecek, bunu biliyoruz. Avrupa'da bir İtalya riski var. Bence orada risk biraz daha gerçeğe dönmeye yaklaşıyor. Avrupa'yı tehdit eden İtalya, dünyanın büyümesini tehdit eden Çin, Çin'deki yavaşlama ve Trump'ın politikalarının belirsizliği. Bence şu an dünyada bu kadar çok resesyon dedikodusu çıkıyorsa belirsizlikten dolayı çıkıyor. Kestirilemeyen Trump politikaları bir risk olabilir. Evet, yani Çin'le daha da böyle bir sıcak şeye girer, çatışmaya girer. Orasını zannetmiyorsun da beklemiyorsun ama olabilir mi? Olabilir. Değil mi? Rasyonel değil çünkü. Ama hiç rasyonel yani rasyonel irrasyonelite ama. Zaten yeni normalimiz oldu yani son dönemde. Bu arada İtalya ile ilgili bugün hem Osman Arolat hem Osman Ulagay iki ayrı yazı yazmış bu Avrupa'daki gelişmelerle ilgili. Mesela Osman Arolat diyor ki İtalya popülistleri işte bu Avrupa Birliği'nin bütçe üst sınırı ilkesini daha önce İspanya ve Yunanistan'ın yaptığı gibi dermeye çalışıyor. Ama fark şu, sonuçta kurucu üyelerden bir tanesi, 6 kurucu ülkeden bir tanesi İtalya. Bu durumda hani bu zıtlaşma sürerse İtalya ile Avrupa Birliği arasında Avrupa Komisyonu'nun üyeliği askıya alma hakkı gündeme geliyor. Sonra Euro bölgesinden dışarı çıkarma riski gibi. Yani böyle şu anda çok konuşulmayan ama önümüzdeki dönemde risk olarak çıkabilecek bazı faktörlerden söz ediyor. Onu yapamazlar. Onu söyleyeyim. Çok kolay değil herhalde hem bu. Hem kurucu üye hem de şimdi o üyelikten askıya alma vesaire yapacak olsalar bence Macaristan'ın Polonya yapmaları gerekirdi. Her onlarda türlü da var, şeyi benzer bir durum. Bayağı bir ihlal var. Hem de demokrasi açısından çok ciddi ihlal var. Öbür taraftan İtalya çok büyük bir ülke, çok büyük bir ekonomi. Oraya Yunanistan'a yaptığı muameleyi yapamaz Avrupa'ya. Yani o çok zor. Bir de oraya o yola girerse Avrupa ekonomisi kesinlikle vurulur. Yani kendi bacağından, kendi bindiği dalı kesmiş olur. Evet. İtalya ile anlaşmaya çalışacaklar. Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Çok zor bir iş. Merkel de gideceğim dedi. Bir daha aday olmayacağım dedi. Evet, ilk çekimli sinyallerini verdi Merkel. Seçim yenilgileri Avrupa'da sonrası. Avrupa'da ciddi bir kaos olabilir önümüzdeki dönemde. Yani Avrupa tarafında yakından izlemekte fayda var. Bugün böyle iki köşe yazısı özellikle dikkatimi çekti. Borsalar nereye, dünya nereye diye Osman Ulagay da yazmış. O da fiyatlanmayan risklerin büyüdüğünden söz ediyor genel hatlarıyla. Borsalarda yaşanan hani Ekim düzeltmesi bir başlangıç mı yoksa bir hani sağlıklı bir düzeltme kategorisinde mi şimdilik? Bunu herhalde net bir şekilde göremiyoruz. Aslında uzun zamandır beklediğimiz bir düzeltme bu. Yani keşke daha önce olsaydı. Dünya için diyorsun. Yani evet, Amerika için, dünya için. Özellikle Amerika'da çünkü varlık fiyatları şişiyor, varlık fiyatları şişiyor diye uyarı üstüne uyarı geliyordu zaten. Hatta Janet Yellen'ın da en çok soru aldığı konulardan biriydi bu. Varlık fiyatlarındaki şişmeden endişeleniyor musunuz? Faizi arttıracaksınız ama bakın burada bir tahribat yaratabilir. Gerçekten de bu düzeltme gerekiyordu. Umarız ki bu biraz daha yumuşak olur. Yani çok sert hareketler her zaman olumsuz sonuçlar açır. Bunun yumuşak olması lazım. Bu Powell'ı durdurur mu? Şu an bir sinyal yok Powell'ın durması açısından. O yüzden biraz bekleyip göreceğiz nerede dengeye geldiğini. Bu arada bugün akşamda %10 indirim kampanyasına destek büyüyor diye bir haber var. Vatandaşa çağrı logolu mağazalardan alışveriş yapın. Berat Albayrak'ın dünkü açıklamasıydı. Bu çerçevede bir de şöyle bir haber dikkatimizi çekti. Bugün Hürriyet'in manşetinde turiste veresiye diye. Kurdaki artış nedeniyle özellikle Yunan ve Bulgarlar alışveriş için Edirne'ye kadar geliyorlar. O kadar sık gelmeye başlamışlar ki esnaf parası çıkışmayana veresiye satışı başlamış. İçeride kur turizmi diye bir başlık atılmış. Ya şimdi orada hala bize göre ucuz olan bazı ürünler var ama burada felaket derecede onlara ucuz geliyor. Edirne'ye, Keşan'a gidiyorlar. Yani gömleklerini, limonlarını yani limon evet. Fiyatı. Sebze meyveyi bile Edirne'den alıyorlarmış. Öyle, inanılmaz evet. Fark var. Yani fiyat farkı iniyor. Şey alıyorlar. Yani haftalık alışverişin biz eskiden böyle bir alışkanlık süpermarketlere evet. Gider haftalık yapılırdı. Artık değişti bence evet, o da. Evet artık doğru. Şimdi Yunan halkı onu keşfetti. Türkiye'den öyle haftalık alışverişlerini yapıp dönüyorlar. Çok makul. Bir ara biz gidiyorduk. Biz böyle alım gücümüz çok yüksekti. Şimdi göreceli olarak onlarınki evet. Bize göre yani daha... Yunanistan'dan alışveriş turları başlamış resmen. Ekonomide sınır yok ki aslında. Evet. Yani o sınırı geçebildiğiniz sürece hemen sadece yarım saat uzaklığındaki bir yerden neden alışveriş yapmasın ya da birkaç saat uzaklığında? Benzin mesela inanılmaz fark var. Biz İstanbul'a da bir saat bazen gidiyoruz alışveriş yapacağımız yere. Daha uygun fiyatlıysa tabii ki çok rahatlıkla geliyor. Insan. Ucuz olarak alışveriş yapıyor. Veresiye çok ilginç. Demek ki çok da ciddi bir tanışıklık oluşmuş. Muhtemelen. Zaten komşu. Ya parasız bile verir hale gelmişiz. Öyle anlaşılıyor. Bulgaristan ve bu Yunanistan'dan alışveriş turları nedeniyle esnaf camlarına Bulgarca ve Yunanca fiyat listeleri asmış. Belediye de şehre daha fazla turist çekmek için Bulgarca
Yunanca tanıtım yapmaya başlamış. Hatta esnafa mini alışveriş sözlükleri falan da veriliyormuş şu anda. Bu aslında şunu da gösteriyor. Bakın aslında biz içeride bir küçülmeden, daralmadan bahsediyoruz. Sınırlar, yani komşularla ticaret ne kadar önemli. Sınır ticareti bile, bu küçük insan geçişleri bile, evet, yarattığı canlanma o sınır illerinde çok çok önemli. Hatırlarsanız Suriye ve Irak'la normalleşme sürecinde o sınırlardan böyle vizesiz sadece kimlikle geçirme açılımında Güneydoğu Anadolu'da da böyle bir etki yaratmıştı. Evet. İstihdamı da çok ciddi canlandırmıştı. Dolayısıyla bu şey buranın sınır çok... ticareti de böyle. Evet, buranın sınır ticareti de böyle. Hemen Euro TL kuru değişti mi hemen canlanıyor. Peki bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra borsanın açılışına birlikte geri sayacağız.